Şimdiye kadar çözdüğümüz tüm problemlerde hareket hep tek boyutta gerçekleşiyordu. Cisim yalnızca ileriye veya geriye doğru hareket edebiliyordu. Sadece öne veya arkaya, sağ veya sola ya da yukarı veya aşağı gidebiliyorduk. Bu videoda şu sorunun cevabını arayacağız. Hareketin gerçekleştiği boyut sayısını 2'ye çıkartırsak ne olur? Boyut sayısını 3'e, 4'e veya istediğimiz herhangi bir sayıya yükseltebiliriz ama klasik mekanikle uğraşırken, klasik mekanikle uğraşırken genelde 3'ten fazla boyuta ihtiyacımız olmaz. Eğer iki boyutta çalışmamız gerekiyorsa iki boyutlu vektörlerden yararlanacağız demektir. Bu videoda iki boyutlu vektörlerin en azından mantığını kavramanızı istiyorum. Hatırlayalım vektör büyüklüğü ve yönü olan bir şeydi. Şimdi ilk olarak iki boyutlu vektörlerin nasıl toplandığını görsel olarak anlatmak istiyorum. Burada bir vektör var diyelim. A vektörü, vektörün büyüklüğünü yine okun uzunluğu belirliyor. Okun yönü de vektörün yönünü temsil ediyor, doğal olarak. Demek ki yönümüz bu. Bir vektör daha çizelim. O da B vektörü olsun. Böyle bir vektör. Bu videoda şunu inceleyeceğiz. A vektörü ile B vektörünü toplarsak ne olur? Şimdi vektörleri görsel olarak anlatırken iki şeye dikkat etmek lazım. İki şeye dikkat etmek lazım. A vektörü üzerinden anlatayım. Önemli olan şu. Uzunluk doğru olacak ve bir de yön doğru olacak. Vektörü nereye çizdiğimiz hiç önemli değil. Yani bu A vektörü olabilir. Ama bu da A vektörü olabilir. Dikkat ederseniz eşit uzunluktalar, aynı yöndeler. Bu da a vektörü. a vektörünü buraya da çizebilirim. Hiç fark etmez, a vektörü burada da olabilir. b vektörü de aynı şekilde. Buraya da çizebilirim. Bu hala b vektörü, büyüklüğü değişmedi, yönü değişmedi. Dikkat edin, b ve a vektörlerinin başlangıç noktaları aynı yerde olmak zorunda demiyorum. Yani b vektörünü Buraya da çizebilirim. Yani vektörlerin yerlerini istediğim gibi değiştirebilirim. Büyüklükleri, yani uzunlukları ve yönleri değişmediği sürece vektör aynı vektördür. Peki bunu neden anlatıyorum? Bunu anlatıyorum çünkü vektörleri görsel olarak toplamanın püf noktası bu. Püf noktası bu. A vektörü artı B vektörü işlemini yapmak istersem bunu ileriki bir videoda daha analitik olarak anlatacağım. A vektörünü çiziyorum. A vektörü bu. Şimdi B vektörünü çizeceğim ama B'nin kuyruğunu A'nın başına hizalayacağım. Yani B vektörünü kuyruğu, B vektörünün kuyruğunu A'nın başına gelecek şekilde taşıyacağım. B vektörü böyle bir şey olacak. Şimdi A vektörünün kuyruğundan B vektörünün başına uzanan üçüncü bir vektör çizelim a'nın kuyruğundan b'nin başına bu da c vektörü olsun, c vektörü. Bu c vektörü a ve b vektörlerinin toplamıdır. a ve b vektörlerinin toplamı. Ve çok mantıklı değil mi? Bunların yer değiştirme vektörleri olduğunu varsayarsak, mesele daha anlaşılır hale gelecek. Yani a vektörü bu yönde ve bu miktarda yer değiştirdiğimizi, b vektörü ise bu yönde ve bu miktarda yer değiştirdiğimizi gösteriyor. Yani B'nin uzunluğu kadar ok yönünde. Şimdi söylediğim gibi bir A yer değiştirmemiz, bir de B yer değiştirmemiz var. Toplam yer değiştirmemiz ne olur? Önce bu yönde bu kadar ilerliyoruz. Sonra da bu yönde bu kadar ilerliyoruz. Net yer değiştirmemiz bu yönde bu kadar olacaktır. İşte bu yüzden bu vektör diğer ikisinin toplamıdır. O halde aynı mantığı kullanarak iki boyutlu herhangi bir vektörü bileşenlerine ayırmamız mümkün. Birazdan anlattığımda kafanızda daha net canlanacak. Eğer elimde bir a vektörü varsa, yok artık başka bir isim koyalım. Bu vektörün adı x vektörü olsun. Vektörümüzün adı x. Şunu söyleyebilirim. x vektörü yeşille çizdiğim bu vektörle morla çizdiğim bu vektörün toplamıdır. Buraya dikkat. X vektörü yeşil vektörün kuyruğundan mor vektörün başına uzanıyor. Mor vektör ise yeşil vektörün baş kısmından, yani okun ucundan başlayıp, x vektörünün bittiği yerde bitiyor. Peki bunu neden yapıyorum? Az önce yeterince iyi anlattığımı umuyorum. Bakın yeşil vektörle mor vektörün toplamı bize x vektörünü veriyor. Gayet mantıklı değil mi? Yeşil vektörün başını mor vektörün kuyruğuna iliştirdim. Bunu yapmaktaki tek amacım şunu göstermek. x vektörünü bu iki vektörün toplamı olarak ifade edebilirim. Böylece x vektörünü düşey bileşenine ve yatay bileşenine ayırmış olurum. O halde bu mor vektöre yatay bileşen diyelim. Düzeltiyorum düşey bileşen diyecektim. Yani x düşey ve bunu kısaca xv olarak ifade edeceğim. Buradakine de x yatay diyebilirim. Bu da kısaca x h olsun. Bu toplam başka ne şekilde çizebilirim? x düşeyi buraya taşıyabilirim. Unutmayın vektörü nereye çizersem çizeyim, yönü ve şiddeti değişmediği müddetçe vektör aynı vektördür. Yani x düşeyi, x düşeyi buraya çizebilirim. Burada şunu görüyoruz, bu x vektörünü, x vektörünü, bir saniye aynı renkte çizeyim, x vektörünü yatay ve düşey bileşenlerin yatay ve düşey bileşenlerin toplamı olarak ifade edebiliriz. İleride bu yöntemin çok verimli, çok çok verimli bir yöntem olduğuna sık sık şahit olacağız. Çünkü bu yöntem iki boyutlu tek bir problemi tek boyutlu iki probleme dönüştürmemize imkan tanıyor. Bileşenlerden biri yatay doğrultuda, diğeri düşey doğrultuda. Şimdi işi biraz matematiğe dökelim. Habire vektörlerin uzunluğundan ve yönünden bahsediyorum. Artık bileşenlerini ayırma safhasına geçelim. Bir vektörü bileşenlerine ayırmak nedir? Şimdi onu anlatacağım. Diyelim ki şöyle bir vektörüm var. Uzunluğu 5 birim. Ama önce vektörün adını koyalım. Bu a vektörü olsun. Diyorum ki a vektörünün uzunluğu 5 birimdir. Yönü ise Ha, bu arada vektörün yönünü okun baktığı yönle pozitif x ekseni arasındaki açı belirler. Hatta eksenleri de çizelim. Bu düşey yöndeki artı pozitif y ekseni. Bu da yatay yöndeki pozitif x ekseni. Şimdi a vektörünün yönünü belirlemek için buradaki açıya bir değer vermem lazım. Çok gıcık, çok tuhaf bir değer vereceğim ama düzgün bir sonuç almak için veriyorum bu değeri. Değerimiz 36,8699, 899, 8.699 derece. Bu özel açıyı belli bir amaçla seçtim, korkmayın. Şimdi bu vektörü yatay ve düşey bileşenlerine ayırmak istiyorum. Yani vektörü biri yukarı veya aşağı, diğeri ise sağ ve sola bakan iki parçaya ayıracağım. Peki bunu nasıl yapacağım? Çizerek görsel temsilini yapabilirim hem neye benzediğini görmüşte oluruz. Düşey bileşen böyle bir şey olacak. Buradan başlıyor. Düşey bileşenimiz bu. Yatay bileşenimiz de böyle. Bu da yatay bileşenimiz. Yatay bileşenimiz buradan yani a vektörünün başlangıç noktasından çıkıp x yönünde a vektörünün ucuna kadar ilerliyor. Ama sadece x yönünde. Sonra A vektörünün ucuna ulaşabilmemiz için, başına ulaşabilmemiz için düşey bileşenimiz devreye giriyor. Düşey vektörümüze de A y adını verelim. Çünkü y doğrultusunda, y doğrultusunda bir vektör bu. O halde yatay vektörümüze de A x diyelim. Şimdi A y ve A x vektörlerinin büyüklüklerini bulmam gerekiyor, bulmamız gerekiyor ama nasıl? Bunu yaparken oluşturduğum bu dik üçgenden faydalanacağız. Bu bir dik üçgen ve bu vektörün uzunluğunu biliyoruz ya da bu kenarın yani hipotenüsün uzunluğunu biliyoruz. Nedir? A vektörünün büyüklüğü kadar. A vektörünün büyüklüğü de 5 birim. Buraya yazmıştık. Peki diğer kenar uzunluklarını nasıl bulacağız? Temel trigonometri bilgimizi kullanarak açıyı ve hipotenüs uzunluğunu biliyorsak, karşı kenar uzunluğunu nasıl buluruz? Açının karşısındaki kenar bu. Tabi trigonometriye dair birkaç şeyi unutmuş olabiliriz, sorun değil. Hemen hatırlayalım, neydi bir kısaltmamız vardı. Ska, koko, ko Ska, koko, ko diye. Ne demiştik? Sinüs, karşı bölü hipotenüstü. Kosinüs, komşu bölü hipotenüstü tanjanta karşı bölü komşuydu. Açıyı biliyoruz, karşı kenar uzunluğunu bulmak istiyoruz ve hipotenüs de belli. O zaman şunu söyleyebiliriz. Açımızın sinüsü yani sinüs 36,899 karşı kenarın hipotenüse bölümüne eşit olacak. Açının karşısındaki kenar y bileşenimizin büyüklüğüne eşit. O zaman sinüs 36,899 eşittir y bileşenimizin büyüklüğü bölü hipotenüsün uzunluğu. Yani bu uzunluk ki 5'e eşit olduğunu biliyoruz. İki tarafı da 5 ile çarparsak 5 çarpı sinüs 36,899 düşey bileşenimize, düşey bileşenimizin büyüklüğüne eşit olacak. Hemen hesap makinemi alıp bunun kaça eşit olduğunu hesaplamadan önce aynı işlemi yatay bileşen için de tekrarlayalım. Burada da bu kenarın açıyla komşu olduğunu biliyoruz. Hipotenüsümüz zaten belli. O zaman komşu açıyla hipotenüsü içeren fonksiyon kosinüs. Yani biz şunu biliyoruz. 36,899 derecenin kosinüsü komşu bölü hipotenüse yani x bileşeninin büyüklüğünün hipotenüse bölümüne eşit veya hipotenüsün büyüklüğü diyelim. Ve hipotenüsün büyüklüğü de 5 birim. Yine her iki tarafı 5 ile çarpıyorum. 5 çarpı kosinüs 36,899 eşittir x bileşenimizin büyüklüğü. Bunların sayısal değerlerini bulmak için şimdi hesap makinemizi çıkaralım. Emektar t i 85'imizi alalım derece modunda olduğundan emin olalım. Bakalım. Evet, derece modunda, radyan modunda olmaması lazım. Menüden çıktık. Şimdi düşey bileşenimiz şuna eşit 5 çarpı sinüs 36,899. Bu da yuvarlarsak 3 ediyor. Düşey bileşenimizin büyüklüğü 3'e eşit. 3 birim. Şimdi aynı hesabı yatay bileşenimiz için tekrarlayalım. Yatay bileşenimiz için tekrarlıyorum. 5 çarpı 5 çarpı kosinüs 36,899. Ki bunu da aşağı yukarı %1'lik bir yaklaşıklıkla yuvarlarsak, 4 sonucuna ulaştık. Yani 4 birim. Burada gördüğümüz şey o zaman klasik 3, 4, 5 pisagor üçgeni yatay bileşenimizin büyüklüğü 4 birim, düşey bileşenimizin büyüklüğü 3 birim. Şimdi aklınıza şu soru gelmiş olabilir. Peki neden bu kadar sıkıntıya katlanıyoruz? Ne gerek var? Bunu bir sonraki videomuzda göreceğiz. Bu yönde saniyede 5 metrelik bir hızdan bahsetmemiz gerektiğinde o hızı iki hız bileşenine ayırabileceğiz cismin yukarıya doğru 3 metre bölü saniye hızla hareket ettiğini, aynı zamanda yatay doğrultuda sağa doğru 4 metre bölü saniye hızla ilerlediğini söyleyebileceğiz. Böylece elimizdeki problemi iki basit probleme indirgeyebileceğiz. İki boyutlu, zor bir problem yerine tek boyutlu, basit iki problem çözeceğiz. Hepsi bu.